أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, Kehf suresinin 25. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Kehf suresi denmesinin sebebi, halkımızın dilinde de Ashab-ı Kehf diye bilinen zalim bir krala karşı baş kaldıran, biz sana kulluk yapmayız, ancak Allah'a kulluk yaparız diyen, sayıları kesin olmamakla beraber 7 erkek ve onları takip eden bir de köpekleri olmak üzere 7 tane yiğidin destanını Rabbim bize bu Kehf suresinde anlatıverdiğinden, kahramanlık destanı, tarihe mal olmuş kahramanlık destanını anlatıverdiğinden bu sureye Kehf suresi denmişti. Geçen bölümlerde kendilerinin öldürüleceğini anladıklarında şehirden gizlice hicret eden bu yiğitler dağda bir mağaraya sığınırlar. Allah Celle Celaluhu onları 300 yıl güneş takvimine göre 300 yıl, ay takvimine göre 309 yıl orada korur. 300 yıl sonra uyandıklarında biraz açlık hissetmişler ama ne kadar uyuduklarının farkına varamamışlar. Ayetin ifadesiyle bir gün veya bir günün yarısı kadar orada kaldıklarını zan ediyorlar. Şehirden temiz ve helalından bir yiyecek almak için aralarından birini gönderdiklerinde taşıdıkları para onları ele veriyor. Çünkü 300 yıl önce tedavülde olan bir para. Halk onların o yiğitler olduğunu anlıyor. Tabii kral ölmüş, din yayılmış, insanlar Müslüman olmuş, kral da Müslüman, yeni kral da Müslüman ve vali Müslüman, belediye başkanı Müslüman, halk Müslüman. O insanların bulunduğu yere kadar gelmişler. Onlar o mağarada kaybolmuşlar ve mağaranın önüne de bir cami, mescit, Kur'an'ın ifadesiyle mescit yapıvermişler. Rabbimiz burada bize onların hangi tarihte yaşadıklarını, hangi krala baş kaldırdıklarını söylemiyor. Sayıları konusunda da kesin, açık bir bilgi vermiyor. Önemli olmadığı için bildirmiyor bunları. Bazen insanlar, mesela biz okuldayken öğretmenimiz olayların hikmeti ve ibreti üzerinde hiç durmazdı tarih öğretmenimiz. Ama tarihleri, günleri, komutanların isimleri, kralların isimleri bunlar üzerinde durulurdu. O da çok büyük sıkıntı meydana getirirdi. O harplerden veya o sulhlerden nasıl bir ders alınacağı konusunda öğretmen bir şey bilmiyor, öğrencisi de bir şey bilmiyor ve böylece de tahsilli bir toplum meydana getiriveriyorduk. Rabbim öyle yapmıyor. Oradan bize ders çıkarıyor. Bakınız, insan insana kul olmayacak. İnsan Allah'a kul olacak. Ha, bu işe girerseniz sıkıntı doğacak. Sıkıntıyı aşmanın yolu Allah'a teslim olmaktan geçer. O kendine teslim olanı mahrum etmez. Onu anlatıveriyor bize. وَلَبِثُوا ف۪ي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِن۪ينَ وَزْدَادُوا تِسْعًا. Onlar mağarada
300 yıl kaldılar ve 9 yıl daha ilave ettiler. 300 yıl diyen bilginler var, tarih bilginleri. Yok 309 diyenler de var, diyor Rabbimiz. Peki tefsircilerimiz der ki, güneş yılı 365 gündür. Ay takvimi, ki Türkiye'de biz hala Ramazan orucumuzu, zekatımızı belirlemek üzere ay takvimine riayet ederiz. Yani Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce diye saydığımız Muharrem, mesela Muharrem ayı ay takvimine göre gelen aylardandır. Muharrem ayı, Rabiul Evvel, Rabiul Ahir gibi aylar ay takvimine göre, o da 355 gündür. Ay güneş takvimine göre hesap ederler, etmişler, 300 yıl kalmış. Ay takvimine göre hesap edilecek olursa, her 35 yılda bir yıl arttığından 9 yıl eder demişler ve 309 yıl orada kaldığını söylemişler. Kul, söyle onlara, Allahu a'lemu bima lebisu. Ne kadar kaldıklarını da yine en iyi bilen Allah Celle Celaluhu'dur. O kaç yıl kaldıklarını, kaç ay, kaç gün, kaç saat, kaç dakika, kaç saniye, kaç salise, kaç rabia, kaç hamise kaldıklarını Allah Celle Celaluhu en iyi bilendir. Lehu gaybus semavati vel arz. Göklerin ve yerin gaybı ona aittir. Biz gayb olanları bilmeyiz. Allah Celle Celaluhu'dan başka gaybı bileni de kabul etmiyoruz. Bu cümleme dikkat ediniz. Allah'tan başka gaybı bilecek birini de kabul etmiyoruz. Ha, peygamberlerin mucizeleri vardı. Rabbim bildiriyordu peygamberlere. Velinin kerameti Rabbim bildirdiği orandadır. Yoksa yok. Yok. Onu en güzel sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ifade edivermiş. Devesi kaybolduğunda deve arıyor Peygamber Efendimiz. Müşrikler gülüyor. Gökyüzünden bize haberler getiriyor. Görmediğimiz yerler hakkında bilgi veriyor. Devesinin nerede olduğunu bilmiyor, diyor müşrikler. Sevgili Peygamberimiz diyor ki, ben bana bildirileni size bildiririm. Bildirilmeyeni ben de bilmem sizin gibi. Ama şu anda bana bildirildi. Devem filan vadidedir. Yuları bir ağaca dolanmış da onun için gelememektedir. Gidiyorlar, hakikaten deveyi oradan getiriyorlar. Sevgili Peygamberimiz dahi bildirileni bize bildirirdi. Bildirileni bilirdi. Her şeyin gaybını da, açığını da, gizlisini de bilen Allah Celle Celaluhu'dur. Onun için cilcilere, cincilere, falcılara, astrologlara, yıldıznameye bakanlara, bilmem nerelere, sizin geleceğinizle ilgili bilgi verenlere gitmeyiniz, kanmayınız, aldanmayınız. Ebsir bihi ve esmi'. O Allah Celle Celaluhu ne güzel gören, ne güzel işitendir. Nerede söylüyor bunu? Ashab-ı Kehf'i o görüyor. Onları öldürmeye kasteden kralı görüyor. Kralın generallerinin ve ileri gelenlerinin bu Müslümanlar hakkında kurdukları tuzakları görüyor ve fısıltılı
konuşmalarını işitiyor. Ve o Allah Celle Celaluhu kendisine kul olanları koruyor. Ma lehum min dunihi min veliyyin. Onların Allah'tan başka dostları yoktur. Ve la yüşriku fi hukmihi ehade. Allah kendi hükmüne hiç kimseyi ortak etmez, diyor Rabbimiz. Hiçbir şeyde Allah kendi hükmüne kimseyi ortak etmez. Vetlu ma uhiye ileyke min kitabi rabbik. Sana Rabbinden vahy yolunanı oku. Bu emir bana, bu emir sana, bütün Müslümanlara. Sevgili Peygamberimize doğrudan emir, onun şahsında bize emirdir. Biz bize vahy yolunan değil gayri, sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a vahy yolunan, onun da bize tebliğ ettiği bu Kur'an-ı Kerim'i bir harf ilave etmeden, bir harf de eksiltmeden, manasını da birilerinin hoşuna gidecek şekilde yamultmadan Kur'an ayetlerini okumaya devam edeceğiz. Rabbimin emri bu. La mübeddile li kelimatihi. Onun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. Ve len tecide min dunihi mültehada. Ondan başka sığınacak da yok. Ondan başka sığınacak birini de bulamazsın, diyor Allah Celle Celaluhu. Kime sığınalım? Dostumuz dedik devletin birine, müttefikimiz dedik, stratejik ortağımız dedik ama teröristin elindeki silaha bakıyoruz, müttefikimizin sattığı, verdiği, cebindeki para, yakalandığında cebindeki para müttefikimiz tarafından verilmiş. Sofrasındaki ekmek de dağın başında yine stratejik ortağımız tarafından verilmiş. Kime güvenelim biz? Atalarımız demiş ki, ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür demiş. Biz annemiz, babamız, kardeşlerimiz dahi olsa şöyle dua edeceğiz. Ya Rabbi, beni anama, babama, kardeşlerime ve çocuklarıma dahi muhtaç etme. Kendinden başka kimseye muhtaç etme. Kapına muhtaç ya Rabbi, kesemize bereket ya Rabbi duasını devam ettirelim. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُر۪يدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُر۪يدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُدِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا. Sevgili Peygamberimiz ve onun şahsında biz tekrar uyarılıyoruz. Günümüzde çok sağlam bildiğim birçok Müslüman insanımız gözlerini hep güçlü insanlara diktiğini gördüm ben. Hocam şu şöyle oluverse, bu böyle oluverse, şu şöyle ikna ediliverse gibi bir tavrın içerisine girmişler. İlk Müslüman olanları hiç unutmayalım. Sevgili Peygamberimize ilk iman eden Hazreti Hatice annemizdir. Bu bir hanımefendi,
kadınları temsilen Hazreti Hatice anamız. Çocuk ve gençleri temsilen Hazreti Ali radıyallahu anh. Kültürlü ve işverenleri temsilen, zenginleri temsilen Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. İşçileri ve köleleri temsilen Hazreti Zeyd radıyallahu anh'dır. Yani bu tarihi bilgimiz bize insanlar arasında ayrım yapmadan can taşıyan herkesin İslam'a girmesi için çalışacağımız ve cehennemde yanmaması için gayret göstereceğimiz bilgilerdir. Mekke'nin müşrikleri gelmişler sevgili peygamberimize bir teklifte bulunmuşlar. Demişler ki, biz seninle konuşmak isteriz. Bir araya gelmek, tartışmak da isteriz. Ancak biz senin yanına geldiğimizde, senin sağ tarafında Bilal'ın oturduğunu görüyoruz. Sol tarafında Ammar'ın oturduğunu görüyoruz. Ve onun yanı başında Ebu Bekir'in olduğunu görüyoruz. Biz Bilal gibi kölelerle aynı mekanda bulunamayız protokol gereği. Bilal onların gözünde develerinden daha değersiz bir insan. Köle çünkü. Kara, bir de zenci, kuru ve köle. Sevgili peygamberimizin ise can ciğer sohbet arkadaşı. Aynı sofraya oturmuşlar, yan yana gelmişler. Kainatın efendisiyle Bilal-ı Habeşi yan yana oturuyor bir gün. Efendimiz oturmuş, sağında Bilal-ı Habeşi radıyallahu anh, solunda Ebu Bekir radıyallahu anh. Efendimiz su istemiş. Suyu getirmişler, suyu sevgili peygamberimiz içmiş. Sucu su dağıtacak şimdi. Suyu getiren sola doğru meyletmiş. Yani Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Mekke'nin saygın insanlarından, ortağının üstünde maddi durumu olan ve bir de günümüz ifadesiyle tarih profesörü diyelim. Ensap ilminde Mekke'de en iyi idi derler Hazreti Ebu Bekir için. Yani Mekke tarihini ve bir de insanların tarihini, her kabilenin dedesinin, dedesinin, dedesinin halası kim, teyzesi kim, kim kiminle evlenmiş, yukarıya doğru götürebilen ensap bilgisinde bir numaraydı derler Hazreti Ebu Bekir için. Gelen sahabe, sevgili peygamberimiz su içtikten sonra Hazreti Ebu Bekir'e yöneliyor. Ama Efendimiz diyor ki suyu dağıtana el-eymen, el-eymen, sağdan devam et, sağdan demiş. Bu sağdan kelimesi bizde epeyce yerleşmiş bir bilgidir ama yanılmalar olur bazen. Şöyle olur, kapının sağından başlama bu sefer başlar. Çayı getirmiştir. Bir evde 20 tane o gün için oturan vardır. Dostlar gelmişler, sohbet ediyorlar. Çayı da getirdi. Delikanlı sağdan öğrenmiş ya, kapının sağından değil. O gün evinizde sizin için en değerli olan misafir bir insan. Sohbetçi bir insan, saygı, yani o 19 kişinin saygı duyduğu ve sevdiği insan nerede oturuyorsa onun yanına doğru varır ve ona çayı ikram eder, sonra onun sağından devam eder. Efendimiz'de bu böyle olmuş. Mekkeli müşrikler diyorlar ki sevgili peygamberimize, olmaz, biz o kölelerle aynı mekanda bulunamayız. Onları yanından kov.
biz gelelim demişler. Sevgili Peygamberimizin biraz bu aklına yatar gibi olmuş. Çünkü bunlarla bunlara İslam'ı anlatma imkanı doğacak ama Allah Celle Celaluhu derhal Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesiyle uyarıyor Peygamber Efendimiz'i. Vasbir nefseke maallezine yed'une rabbehum bil gaybi vel aşiyyi yuridune vecehe. Gece gündüz Allah'ın vecihini, rızasını ararken Rabbe dua edenlerle beraber nefsini sabrettir. Yani onlarla beraber olmaya sabret. Mekke'nin o anlı şanlı zengin ve de yöneticileriyle bir araya geleceğim diye sakın bunları kovma, bunlarla beraber olmaya sabret. Ya hocam, yani bak hele diyor adam, bunlarla nereye gideceksin diyor. Bunlarla sevgili Peygamberimiz, bizim ashabı Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer döneminde Şam fethedilmiş. Onlarla Irak fethedilmiş. Onlarla İran fethedilmiş. Ebu Cehil'in cesedi Bedir çukuruna gömülmüş. O parasıyla, makamıyla saygınlık isteyen insanın cesedi Bedir çukurunda çürürken onun beğenmediği Bilal-ı Habeşi, onun beğenmediği o gözlerinden özürlü, bugünün ifadesiyle ama olan Abdullah bin Ümmü Mektum İran'ın fethinde yüksek bir yerde sancağı taşımış. Ve sevgili peygamberimizi uyarmaya devam ediyor Rabbim. Ve la ta'du aynake anhum. Gözlerin onlardan kaymasın. Ne olduğun halde türidu zinetel hayati dünya. Dünya hayatının zinetini, süsünü arzu ederek gözlerin onlardan kaymasın. Şimdi önde Bilal-ı Habeşi var, Ammar bin Yasir var, Abdullah bin Ümmü Mektum var diyelim. Bunlar da köleymiş de Müslümanlar satın almışlar, özgürlüklerini vermişler. Arkasında Ebu Cehil var, Ebu Leheb gibi adamlar var, Ebu Süfyan gibi hem maddi yönden zengin hem de Mekke parlamentosunun üyeleri bunlar arkada. Onlar diyor ki bunlar çekilsin, senin yanına biz gelelim. Bunları kov diyorlar. Rabbim de diyor ki gözlerin bunlardan onlara kaymasın. Kayarken de senin durumun şu olmasın. Dünya hayatının ziynetini isteyerek bunlardan onlara doğru gözün kaymasın. Abi bu işçi adamdan ne çıkar ya? Halbuki şu zengin var ya, bu İslami hizmetlere bir kazanılacak olursa abi bunun önü alınmaz be. Peki bu garibin samimiyetle yapacağı bir dua, bir tek kelime bazen birilerinin 1 trilyon değil 100 trilyonluk dolarından değerli olduğunu da hatırımızdan çıkarmayalım biz. Gözün kaymasın diyor ayet-i kerime. Bazı meal yazarlarımız, Türkçe'ye tercüme edenlerimiz bunda bir anlam bozukluğu var herhalde demiş. Gözünü kaydırma demiş. Halbuki Rabbim gözün kaymasın
diyor. Gözlerini kaydırma demiyor. Gözün kaymasın diyor. Gözlerini kaydırma da bizim bilinçli olarak yaptığımız işlerdir. Gözün kaymaması ise siz, mesela bunu şoförlükle tarif edelim. İlk başladığınızda şoförlüğe, yeni başladınız, kendi iradenizle, ha burada frene basmam lazım, burada direksiyonu elime almam lazım, vites küçültmem, vites büyütmem gerekir diyorsunuz. Fakat bunu 6 ay, 1 sene, 2 sene, 5 sene kullandınız mı? Ondan sonra siz yolunuza devam ediyorsunuz, yanınızdakini dinliyorsunuz, aynadan arkayı takip ediyorsunuz, sağdan soldan gelenleri de takip ediyorsunuz. Ama durumunuza göre frene basma, vites geçme, gaza basma işlemini yapıyorsunuz. Orada eliniz, ayağınız sizin iradenizin dışında bir refleks kazanmış. Kişi de diyor bir hadis-i kutsi'de, Rabbimiz diyor ki, kulum nafilelerle, farzlar bitecek bir kere, farzlar yapılacak. Kulum farzları kıldıktan sonra, ya farzları yerine getirdikten sonra nafilelerle bana öylesine yaklaşır ki, onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum diyor. Siz Kur'an'da ve sünnet-i seniyyede emredilenleri o kadar çok yapıyorsunuz ki iradenizin dışında gözünüz harama bakmıyor. Yani sizden emir almadan da o bakmıyor. Eliniz emir almadan vites attığı gibi, ayağınız gaza bastığı veya frene bastığı gibi. Yani bir şeyi çok yapma, bunu özellikle sanatçılarımız daha iyi bilirler. Yani bir sanatkar 4 yılda fakülteyi bitirir ama 40 yıl sonra daha iyi yapmaya başlar o el. El, akıl birbirine girmiştir. Ayrılmaz hale gelmiştir. İrade, el irade olmuştur. İrade el olmuştur. Böylece iç içe girmiştir. Burada da mümin öyle bir yaşantının içerisine giriyor ki gözler kaymıyor bu sefer. Gözleri kaydırmaya gerek yok. Gözler kaymıyor. Ve la tudir men ağfelna kalbehu an zikrina. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız kişiye İtaat etme. Zikir burada Kur'an-ı Kerim tabii ki. Kur'an-ı Kerim. Kur'an'dan gafil olan, Kur'an'dan gafil olan kişiye itaat etme diyor Allah Celle Celaluhu. Ve teba hevahu. Hevasına tabi olana itaat etme. Kur'an'ı eliyle şöyle itivermiş ve gönlünün istediği kurallara uyuyor. Bu Kur'an'da çokça tekrarlanır. Kafirlerin hevalarına uyduğunu, hakka değil hevaya uyduklarını Allah Celle Celaluhu bize bildirir ve bizi de uyarır. Kur'an'dan gafil olan ama kendi hevasına uyan kişiye itaat etme. Ve kâne emruhu furuda. Bütün işleri aşırılık olan kişiye de itaat etme. İşleri aşırı. Severken aşırı sevmek, Hazreti İsa peygamberdir. Onu öylesine fazla sevmişler ki, Allah'tır o demişler. Allah'ın oğludur deyivermişler. Bu da sevgide aşırı gitmektir. Yemekte öylesine aşırı gidiyorlar ki kendilerini taşıyamaz hale geliveriyorlar.
sövmede de aşırı gitmek, sevmede de aşırı gitmek, her şeyde aşırı gitmek, inkarda da aşırı gitmek, ibadette de aşırı gitmek yasaklanmıştır. Yani sevgili Peygamberimiz, bundan sonra demişsen 365 gün oruç tutarım ya Resulallah diyene, demiş tutmayacaksın. Ya Resulallah tutabilirim. Öyleyse Davud orucu tutacaksın. Davud Aleyhisselam'ın orucundan bir gün yiyeceksin, bir gün oruç tutacaksın. Her şeyin aşırısı istenmemiştir. Onlar her şeyin aşırısını yapan, hevasına tabi olan ve Kur'an'dan gafil olan kişilere de itaat etme diyor Allah Celle Celaluhu. Biz önce Rabbimin rızasını, sonra onun kullarının sevgisini kazanmaya çalışacağız. Önce biz onları seveceğiz. Sevdiklerimizi koruyacağız. Korumanın da en büyük mertebesi kişilerin yanmasını engellemektir. Yanmaların da en kötüsü cehennemdedir. Öyleyse insanlık ailesinden bir kişinin dahi cehenneme gitmemesi için 6 milyar insanın yüreğine bu Kur'an'ın tarif ettiği şekildeki imanın girmesi için gayret göstereceğiz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.